Merhaba değerli dostlar. Ben Murat Kaplan. Bugün sizlerle söyleşi tadında bir video paylaşmak istediğim için kameranın karşısına geçtim. Hepimizi ilgilendiren önemli bir husus olduğuna da inandığım bir konuya değineceğim. O da insanların zihinlerindeki truva atlarının zamanı geldiğinde bazen bilinçli, bazen de bilinçsizce harekete geçmesi ve truva atlarının içerisindeki duygu, düşünce, davranış tohumlarının bireyleri ve kitleleri yani toplumları etkilemesi konusu. Uzun zamandır bu konuya dikkat çekiyor olmama rağmen sonunda böyle bir video çekmemin de faydalı olacağı kanaati bende uyandı. Şöyle bir düşünün. Bizim zihnimizde yaşamsal alanımıza dahil olan her bir detayın kaydı alınıyor. Bu kayıtların bazıları bizim yaşam algımıza etki ediyor. Dikkatleri çektiğimiz bir diğer husus olan çevresel unsurlar ve epigenetik unsurlar dediğimiz kiminle yaşadığımız, kimlerle vakit geçirdiğimiz, ne yediğimiz, içtiğimiz, nasıl bir ortamda uyuduğumuz, kaç saat uyuduğumuz, ne kadar ve hangi kalitede su içtiğimiz ve dinlenmeye ayırdığımız vakit dahil birçok husus bizi küçük küçük ilmek ilmek işliyor, kodluyor. Ve bunlar daha da önemlisi artık bizden sonraki nesillerimize de aktarılabilecek hale geliyor. Çevresel unsurların genlerimizin üzerindeki etkisi o doğrultuda ve bir sonuç olarak ortaya çıkan proteinlerle, duygulara, tekrar eden duygularla hayat algısına etki ediyor. Öyleyse bir kişinin seçimleri, kiminle zaman geçirdiği, ne yediği, içtiği, nasıl bir ortamda yaşadığı gibi ve buna ekleyeceğimiz birçok detay bizlerin duygu düşünce dünyasına, onların neticesinde davranışlara ve tekrar etmesi ölçüsünde de hayat algımıza, zihin haritamıza, algı haritamıza dönüşüyor. Ve bu çok önemli. Bunlar oluşurken bir de beynimize ileride vakti geldiğinde ihtiyaç duyulduğunda, duyulmadığında da başkalarının tetiklemesiyle aktifleşecek, harekete geçecek bir takım kodları da içeriyor. Kodlar neler? Hayat algımızı eğer çevresel unsurların tetiklediği o protein yani yapı taşlarımız olan hususlar takip ediyorsa, bunlar da duyguya dönüşüyorsa, duygular hayat algısına tekrarlandığı ölçüde dönüşüyorsa, bunlar aslında her şey. Maruz kaldığımız beş temel duyguyla bize ulaşan her bir veri demek. Bu verilerin altına, satır aralarına, üstüne, sağına, soluna neler eklenemez ki? Özellikle görsel dokular, belli bir tınıyla, belli bir sesle, ona yüklenmiş duyguyla bize deneyimletilirse, beynimizdeki önemli bölgeleri o deneyim yaşadığımız duyguyla beraber ve ulaştığımız bir sonuçla beraber, tanımla beraber, kurguyla, algıyla beraber kaydediliyor. Arkasından o tını, o görüntü ya da o beş duyu organıyla temas ya da benzer bir husus uyarıldığında deneyim hafızamızdan referans olarak ortaya çıkan bir hal oluyor, bir titreşim hali, bir duygu hali, bir biyokimya, bir nörokimya ortaya çıkıyor. Ve biz olayı yaşadıktan çok sonra bile olayı hatırlatan herhangi bir tını, herhangi bir müzik, herhangi bir görüntü, herhangi bir dokunuş, herhangi bir sözcük ya da ses tonuyla benzer duygu, ruh halini yaşıyoruz. İşte zihinlerimize atılmış olan o tohumlar, truva atları misali beynimizin bir bölgesinde belki de canlandırılması gerektiği zamanı bekliyor. Dokunulduğu an canlanıyor. Ve davranış kodlarımız değişiyor. Farkına bile varmıyoruz. Bunun için gerekçeler arıyoruz. Şu yüzden öyle oldu, korktum öyle oldu, öfkelendim öyle oldu, yaptığı yanlış da öyle oldu ama arkasında bu var. Ha neden bahsediyorum? İnsan zihnine yerleştirilmiş bu truva atları çok detayı var ama ben bir özelliğinden bahsedeceğim. Bir otoriteyi temsil ediyor olabilir. Otoriteyi ödünç aldığınızda ikna edersiniz.
satış yaparsınız, inandırırsınız, yönlendirirsiniz, manipüle edersiniz, harekete geçirebilirsiniz insanları. Çok basit bir otoriteyi ödünç alma diyelim. İnsanların herhangi bir bürokrasi temsilindeki bir insan, bir makamla ilgili size tanımı, işte valiliğin emri gereği veya başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekili, belediye başkanı, hatta daha da gidebilirsiniz. A şahsı, B şahsı ama bürokrasiyi temsil ediyorsa, sizin için ve toplumun beynindeki kodları ve tanımları adına onlar gücü, iradeyi erki temsil ediyorsa, beyninizdeki o ön kodlardan dolayı talimat etkili, talimat güçlü olacak. Bazen de otoriteyi ödünç almak dediğimiz referanslar. Rektör hoca böyle istedi. İşte falanca peygamberin ya da filanca büyük alemin söylediği üzere filan kutsal kitap ya da çok önemli kaynakta yazıldığı gibi, bakın bunların hepsi bizim zihnimizdeki otoritenin, onlara yüklediğimiz anlamın bizi harekete geçirmek adına nasıl kullanılabileceğini gösteriyor bize. Ha, hayati öneme de sahip aslında. Ve biz bunu sadece sözde de yapmıyoruz. Nüfuzlu bir kişiyle çektirdiğimiz fotoğrafı, belki de aldığımız öz çekimi sosyal medyada paylaşıyor, çerçeveletip ofisimize koyuyor ve kendimizi o beraber fotoğraf çektirdiğimiz kişinin gücüyle, onun otoritesiyle birlikte göstererek yine birilerinin otoritesini, nüfuzunu, unvanını, makamını kullanıyoruz. Değerlendiriyoruz ve bu sayede insanlar üzerinde etki uyandırıyoruz. Ne kadar önemli. Eğer öyleyse birilerinin zihnine yanlış bilgilerle tamamen planlı, organize bir şekilde yüklediğimiz ya da yüklenen bir takım hususlar, o kişileri yönlendirirken sadece ürünü alırken değil, bakın, seçmen davranışında, satın alma davranışında, ikili ilişkilerde çok önemli olabilir. Ve biliyorsunuz, nöropazarlama denen alanda bizlerin beyninin neden, nasıl etkilendiğine dair yapılan çalışmalar sonrasında kullanılan reklam malzemelerinin renginden boyutlarına kadar, ekrana yansıyan hali, o sırada onlara eşlik eden tınıya, müzik parçasına kadar seçiliyor. Eğer biz bir ürünle ilgili o ürünü ilk tanıtan kişiye dair bir krediye sahipsek, zihnimizde güveniyorsak, onun güvenilirliğine dair bizim zihnimizdeki turba atı kodları o ürünün satışı için kullanılıyor ve o ünlü ekranlarda, o ünlü billboardlarda, o ünlü her yerde. O ünlüyü önümüze çıkaran kurumlar hem o ünlünün toplum içerisindeki tanımını otorite olarak ödünç alıp kullanıyor bizi etkilemek için, hem de aynı zamanda çok görünürlük, bilinirlik, yine benzerlik ve tanınırlıktan dolayı güven telkin edeceği için beynimizin en ilkel hali kullanarak satış yapmaya çalıştırıyor o insanları. Başarılı da oluyorlar. Değil mi? Bizler herhangi bir bilgi verdiğimizde falan üniversitedeki şu 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 çalışmaya göre diyoruz. Yine bakın, sizlerin zihnindeki, dinleyicilerin zihnindeki bir otorite figürünü, otorite tanımını değerlendiriyoruz. Olumlu amaçla anlatılanlara destek vermesi için kullanılabileceği gibi, insanların zihnindeki bu tür otorite figürleri ve tanımlarını ödünç alıp onları harekete geçirmek, onların duygu düşünceleriyle oynamak ya da onları belki de taşkınlıklara sevk etmek mümkün. Nedir? İşte kıymete, değere, kutsala, ilahiyle, milliyle vesaire. Eğer dikkat çekerseniz ya da başarıya, güce, paraya, geleceğe, çocuklarınıza, sizin için gibi bir takım ifadeleri onların zihinlerindeki tanımlarla eşleştirerek güçlü cümle yapıları ve güçlü ifadelerle arkadan desteklenen ses ve görüntüyle verirsiniz, doğal olarak
zamanında belki de bebeklik döneminde zihinlerimize yer etmiş olan Truva atlarına 20'li yaşlarda, 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda harekete geçebilirsiniz. Neden bundan bahsediyorum? Uyanmamız lazım diyorum. Bu tür manipülasyonlar için zihnin tek ama tek bakın yapılan çalışmalara göre Yale'in bakın o kadar önemli ki bakın az önceki referansı kullanıyorum. Queensland Üniversitesi de aynı şekilde. Kent Üniversitesi benzer bir şekilde bir çalışma yapmış. Bu çalışmayla deniyor ki bizim bu tür tuzaklara düşmemize karşı korunaklı tek tarafımız yüksek bilinç düzeyi, yüksek farkındalık düzeyidir. Onu geliştirdiğimizde duyduklarımızı, gördüklerimizi elimizde olmayan bilinç dışının devreye soktuğu bütün o kod tohumlarını bir yerlerde saklamasına rağmen seçim sürecinde, tercih sürecinde davranışımızı, duygumuzu daha dikkatli olabilme şansımız oluyor. Başka türlü mümkün değil. Belki araştırmak istersiniz. Bu bahsettiğim konuyla alakalı teklifin ve çözümün awareness yani farkındalık olarak teklif edildiği çalışma 13 Cognitive Biases diye geçiyor. İngilizcesi var maalesef. Ama bu çalışma uzun yıllar süren 3 önemli kurumun çalışması. Neticesinde bize bir reçete sunuyorlar. Diyorlar ki manipüle edilmemek için, taraf olmamak için, tarafkirliğin zararlarını yaşamamak için yüksek düzeyli bir bilinç ve farkındalık gerekiyor. Peki değerli dostlar. Öyleyse kısaca bahsettiğimiz bu tehditin milletler açısından, devletler açısından ne kadar hayati olduğuna dair küçük bir örnek de vereyim. Sahte hafıza ve yanlış bilgi insan beynine tohum olarak atılabilir. Yepyeni bir şekilde sunulur, başkalaşmıştır ve daha önceki size ulaşmış olan bilgilerden farklı görünür. O orijinallik sizi çeker. Öyle bir duygu katılır ki millilik, coşku, din ya da başka durumlar. Satarlar ve biz de alırız o duygu ve düşünceleri. Bunu o kadar farklı ortamlarda tekrar tekrar yaparlar ki. Sosyal medya ortamında yaparlar. Film izleriz yaparlar, dizi olur yaparlar, kitap olur yaparlar, çalışmalar diye bize sunarlar yaparlar. Ama neticesinde tekrar eder. Ve biz bunları alırız, o sahte hafıza oluşur, biz onun sahte olduğunu dahi bilemeyiz. Gerçekmiş gibi icraatlarda buluruz. Öyleyse devletimiz bizlere sunulan, servis eden her tür yazılı, görsel ya da işitsel alanda dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde küçücük çocuklara izlettiğimiz bazı çizgi filmler, küçücük çocuklara okuttuğumuz ve daha yepyeni okumaya başladığı için okumanın verdiği coşku, duyguyla beraber, başarıyla beraber onların içine yerleştirilmiş satır araları ve görsellerle, çizimler ya da görüntülerle onların zihinlerine yıllar sonra uyandırılacak bazı truva atı tohumları atabiliriz hem de bilmeden, fark etmeden ay oğlum, ay kızım ne kadar güzel okuyorsun deyip ona gider en tehlikeli tohumu kendimiz alır, teslim ederiz. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Farkındalık, farkındalık, farkındalık. Yüksek bilinç, dikkat, uyanıklık. Buna ihtiyacımız var dostlar. Sevgiyle kalın.